Sevgili gençler, bugün size karışımları anlatacağım. Karışımlar ikiye ayrılır. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar. Homojen ve heterojen karışımları birbirinden ayıran en önemli özellik fazdır. Homojen karışımlar tek fazlı karışımlardır. Heterojen karışımlar çok fazlı karışımlardır. Diğer önemli farklılık ise ışığı geçirirler. Yani homojen karışımlar ışığı geçirirler, heterojen karışımlar ışığı geçirmezler. Homojen karışımları örnekler. Katı sıvı karışımları, şekerli su, tuzlu su, içme suyu. Sıvı sıvı karışımları örnek olarak su alkol. Sıvı gaz karışımını örnek olarak su oksijen. Gaz gaz karışımına örnek olarak hava. Katı sıvı gaz karışımına kola, gazoz, deodorant verilebilir. Heterojen karışımları örnekler olarak katı sıvı süspansiyonu örnek olarak kum su, tebeşirli su, süt ayran verilebilir. Sıvı sıvı karışım emisyon olarak adlandırılır. Zeytinyağı su, cıva su, petrol su. Katı gaz karışımına duman, sıvı gaz karışımına aerosol sis, katı katı karışıma kum, toprak, demir tozu, kompozit yani plastik katı karışımı gibi verilebilir. Koloidal sistemler. Heterojen karışımlar ile homojen karışımlar arasındaki karışımlara koloidal sistemler denir. Bu sistemler homojen karışım gibi görülebilirler ancak ışığı tam olarak geçirmezler ve bulanıktırlar. Işığı kırma özellikleri vardır ve Tyndall olayı olarak ifade edilirler. Bu tür karışımlardaki moleküller veya tanecikler sürekli Brown hareketleri yaptıkları için ışığın kırılmasına neden olurlar. Ancak santrifüjle ayrılabilirler. Homojen karışımlarda çözülme. Maddelerin atom veya moleküllerinin sıvı molekülleriyle sarılarak birbirinden ayrılmasıdır. Örnek vermek gerekirse, sodyum klorürün suda çözülmesiyle sodyum katyonu dipol su moleküllerinin eksi uçlarıyla sarılırken klorür anyonu da dipol su moleküllerinin art uçlarıyla sarılır. Homojen karışımlarda Raoult yasası. Homojen sıvı sıvı karışımlarındaki sıvıların buhar basınçları için Raoult yasası kuralları geçerlidir. Bu yasaya göre karışımın toplam basıncı karışımdaki sıvı moleküllerin kısmi buhar basınçlarının toplamı kadardır. Ayrıca karışımda bulunan sıvıların kısmi basınçları toplam basınçla karışımdaki maddelerin mol kesrinin çarpımı ile belirlenebilir. Örnek olarak alkol su karışımını verebiliriz. Bu karışımın üstündeki buhar karışımının toplam buhar basıncı alkol ile suyun kısmi buhar basınçlarının toplamı şeklinde hesaplanır. Alkolün kısmi basıncı ise toplam buhar basıncı ile alkolün mol kesriğinin çarpımıyla hesaplanabilir. Homojen karışımların ayrıştırılması metotları. Destilasyon. Homojen sıvı sıvı karışımlarındaki sıvıların birbirlerinden ayrılması için destilasyon metodundan yararlanılır. Kaynama noktası düşük olan sıvı daha önce buharlaşacağı için bir kapta toplanır. Kimyasal metotla çöktürme. Homojen karışımlardaki çözünen maddelerin ayrılması için kimyasal yöntemlerden yararlanılarak çöktürülür ve süzme ile ayrılır. Heterojen karışımların ayrıştırılması metotları. Huni ve süzgeç kağıdıyla süzme, santrifüjleme ve çalkalama hunisi. Sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılması için çalkalama hunisi kullanılır. Örneğin su ile heksan birbirine karışmayan iki sıvıdır. Bir kaba konulan su ve heksan biri üstte diğeri altta karışmayan iki sıvı olarak dışarıdan gözlenebilmektedir. Dolayısıyla heterojen karışım oluştururlar. Bu şekilde iki sıvının ayrılması için çalkalama hunisi kullanılır. Ozmoz olayı. Sıvıların birleşimi yüksek konsantrasyonlardan birleşimi düşük konsantrasyonun olduğu bölgeye geçişlerine ozmoz olayı denir. Ozmotik basınç pi değeriyle ifade edilir ve ideal gazlar için üretilen denklemde basınç yerine pi konulur. Ozmotik basınç hesaplanmasında PV-NRT denklemi yerine PV eşittir NRT denklemi kullanılır ve hesaplama yapılır. Ozmotik basınç kullanılarak deniz suyundan içme suyu elde edilir. Elektrolitik çözeltiler. Tuzlar iyonik bileşiklerdir. Artı eksi iyonlardan oluşur. Katı halde tuzlar iletken değildirler. Çünkü katı halde iyonlar oynak değildir. Katı halde ısıtılarak yüksek sıcaklıkta eriyik hale dönüştüklerinde iyonlar rahat hareket edebildiklerinden iletkendirler.
Tuzların sudaki veya çözündüğü sıvılardaki çözeltilere iletkendir. Bu çözeltilere elektrolitik çözeltiler denir. Asit ve bazlar da sıvılarda artı ve eksi yonların ayrıştıkları için iletkenlik gösterirler ve elektrolitik çözeltilerdir. Su da elektrik akımını geçirir çünkü iyonlaşabilen bir maddedir. Koligatif özellikler. Sıvılarda maddeler, gazlar hariç çözündüğünde çözücünün kaynama noktasının artması ve donma noktasının düşmesi özelliğine koligatif özellikler denir. Örneğin suyun kaynama noktası 100 santigrat derece ve donma noktası 0'dır. Ancak suda sodyum klorür çözündüğünde çözeltinin kaynama noktası yükselir ve donma noktası düşer. Çözeltinin donma noktası düşmesine kriyoskopi, kaynama noktası artmasına ise ebulioskopi denir. Koligatif özelliklerin hesaplanması. Donma noktası düşmesi aşağıdaki formülle hesaplanır. Bu formülde delta T'de donma noktası farkı, T2 çözücünün donma noktası, T1 çözeltinin donma noktası, M çözeltinin molalitesi, KD donma noktası düşmesi yani kriyoskopi sabitidir. Kaynama noktası artması da bu formülle hesaplanır. Burada delta TK kaynama noktası farkı, T2 çözeltinin kaynama noktası, T1 çözücünün kaynama noktası, M çözeltinin molalitesi, KK kaynama noktası artması ebulioskopi sabitidir. Koligatif özellikleri örnek. Soru 1. 1 molar sodyum klorürün sudaki çözeltisinin donma noktası ve kaynama noktası kaçtır? Burada donma noktası sabiti -1.86, kaynama noktası sabiti 0.54 olarak verilmiştir. Çözüm. Çözeltinin donma noktası düşmesini kriyoskopi sabiti KD ile çözeltinin molaritesinin çarpımıyla bulabiliriz. Bu formülde görüldüğü gibi verilen değerler yerine konulduğunda çözeltinin donma noktası düşmesi sonucunda -1.86 olarak donma noktasını görebiliriz. Sonuçta çözeltinin donma noktasını bulmuş oluruz. Çözeltinin kaynama noktası artışını ebulioskopi sabiti ile çözeltinin molaritesinin çarpımıyla bulabiliriz. Sonuçta 100.54 olarak buluruz. Çözünme ve çözünürlük çarpımı. Sıvılarda çözünme, sıvılarla çözünen maddelerin molekül yapıları arasındaki etkileşim ve bağlara dayanır. Polar yapılı maddeler polar çözücülerde çözünür, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünürler. Örneğin sodyum klorür suda çözündüğünde sodyum artı klor iyonları su molekülleriyle iyon dipol etkileşimiyle sarılırlar. Suda en çok çözünen maddeler klorürler, nitratlar, sülfatlar gibi anyon içeren tuzlardır. Suda çözünmeyen maddeler ise karbonat, fosfat, silikat gibi anyonlu tuzlar suda çözünmezler. Çözünürlük çarpımının belirlenmesi. Suda az çözünen kalsiyum karbonat gibi tuzlar denge reaksiyonu verirler. Yani çözünme reaksiyonundaki ok iki yönlüdür. Bu tür tuzların denge sabitlerine bağlı olarak çözünürlük çarpımı şu şekilde belirlenir. Kalsiyum karbonatın suda çözünmesiyle kalsiyum katyonuyla karbonat anyonu oluşur. Denge reaksiyonunun denge sabitini gösteren formülde ise paydada bulunan katı tuzların konsantrasyon değeri daima 1 olarak kabul edilir ve dikkate alınmaz. Ve formülde sadece çözünen tuzun iyonları kalır. Bu şekilde ifade edilen formüle çözünürlük çarpımı formülü denir. Kalsiyum karbonatın çözünürlük çarpımı KÇÇ eşittir. Kalsiyum artı 2 katyonunun molarite cinsinden konsantrasyonu ve karbonat anyonunun molarite cinsinden konsantrasyonu şeklinde ifade edilir. Çözünürlük çarpımı küçük olan tuzlar suda çok az çözünürler, büyük olanlar ise çok çözünürler. Çözünme entalpisi. Maddelerin çözünmeleri esnasında alınan veya verilen ısıya çözünme entalpisi denir. Gümüş florürün çözünme entalpisi -20.5, potasyum klorürün çözünme entalpisi 17.2'dir. Solvasyon. Herhangi bir sıvının çözünme esnasında iyon veya molekülleri sıvı moleküllerince sarılmasına solvasyon denilir. Çözünme entalpisi delta H solvasyon şeklinde ifade edilir. Hidrasyon. Suda çözünen maddenin çözünme esnasında su molekülleriyle sarılmasına hidrasyon denilir. Bu çözünme reaksiyonunun çözünme entalpisi delta H hidrasyon şeklinde ifade edilir. Entropi. Entropi düzensizliğin ölçüsüdür.
Bir sıvı içinde çözünen maddelerin düzensizliği artar. O yüzden entropi değeri artmış olur. Serbest entalpi değişimi, reaksiyonların kendiliğinden oluşup oluşmadığını gösteren enerji değişim değerine serbest entalpi değişimi denir. Serbest entalpi değişimi, reaksiyonlarda sıcaklığa bağlı entalpi ve entropi değişimlerini veren denklemle hesaplanabilir. Burada görülen denklemde delta G değeri eksi olan reaksiyonlar kendiliğinden oluşur. Delta G değeri artı olan reaksiyonlar ise kendiliğinden oluşmazlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.